El mektubul hamis ve seb'un ilel Mirza Bediüzzaman eyda. 75. mektup Mirza Bediüzzaman Hazretlerine yazılmış. Tabii bu mektuplar en az 400 küsur sene evvel yazılmış. Yani 400'den de fazla, 400 seneden fazla bir zaman geçmiştir bu mektuplardan. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruhu Evliya'nın reisi olan, 70 bin Evliya'nın serdarı olan ve 2. binin müceddidi olan bu büyük zat Fittehrid ala mütabaati Seyyidil Kevneyn aleyhi ve ala alihi salatu vesselam iki cihan efendisine uymaya teşvik ediyor. Kendisine ve âli ashabına salatü selamlar olsun. Neyle ilgili, neyle, hangi yolla? Şimdi peygambere uyacağız. Bu mektup ona teşvik ediyor. Fakat mektubun başında çok güzel tabii bir mektubun mahiyeti ve mevzu hakkında veciz bir ifadeyle mektup başlangıcı yapılıyor. Bi tashihil akaidi evvela. İlk olarak inançları doğrultmak ve düzeltmek. Neye nasıl inandığını kontrol etmek, ehl-i sünnete uyuyor mu, uymuyor mu diye dikkat etmek. İlk iş, itikatları düzeltmek suretiyle ve teallümil ehkâmil fıkhiyyeti zaruriyeti thâniyâ zaruri fıkıh hükümleri, yani mecburi yapmamız gereken farz, vacip gibi önemli konuları da ikinci olarak da bunları öğrenmek suretiyle ve mâ-münâsibu buna münasip konularda yazılmış bu mektup. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittiba edilmesine teşvik ediliyor ama bu ittibanda yolu gösteriliyor. Hep böyle Resulullah ittiba edelim ki peygambere uyalım, sünnete uyalım demekle bir şey anlaşılmaz. Bu sözün içinin doldurulması lazım. Bunun yolunun gösterilmesi lazım. Bunun yolu yordamı var. Peygambere uydum demekle uyulmaz. Nasıl uyulacak? Evvela itikat tahsis edilecek. İnançlar doğrultulacak. Düzgün hale getirilecek. Sonra fıkıh hükümleri öğrenilecek. İnancı olmadan, itikadı düzgün olmadan da fıkıh öğrense, amel etmeye kalksa onun da faydası yok. Sıradan başlanılacak. En mühim neyse evvela o, sonra öbürü. Sellemekumullahu subhanehu ve afakum. Allah-u Teala size selamet versin ve afiyetler bahşetsin diye mektup yazdığı zata dua ile başlıyor. İ'lem. Şunu bil ki mektup 1. cildin 87. sayfasında 75. mektup. İ'lem, bil ki enne nekde saadeti darayn, iki cihan saadetinin peşin sermayesi, yani dünya ve ahiret mutluluğunun ve bahtiyarlığının peşin kazanılması, veresiye değil, hemen, elde bil. Menutun, neye bağlıdır? Bi mutabaati seyyidil murselin, gönderilenlerin efendisi Muhammed Mustafa, aleyhi ve alâ alihi salavatü ve teslimat, kendisine ve ehli beytine salatü selamlar olsun. Ehli beyti denirken burada sahabesi de dahildir. Çünkü âl-i Muhammed'in kullu tekiyyin, her takva sahibi insan Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti sayılır ve âl mefhumuna dahildir. Hadis-i şerifine binaen âline deyince âli ashabı da buna dahil olmuş oluyor. Gönderilenlerin efendisine uymaya bağlıdır. Ama ne şekilde uyulacak? Ben uydum demekle olmaz. Alâ nehdin beyyenev ulemâv ehli sünneti şekerallâhu teâlâ se'yevm. Ehli sünnet alimlerinin Allah Teala çalışmalarını ve gayretlerini kabule şayan kılsın. İşte o zatların beyan ettiği yol üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyulacak. Ve zâlike, bu da nasıl olur? Bir tashîl-i itikâdi evvelâ. İlk iş, inancı tahsis edeceksin. Yani benim inancım doğru mudur, değil midir? Nelere inanıyorum, nasıl inanıyorum? Nasıl inanmam gerekiyor? Buna efendim riayet edeceksin. Alâ muktevâ âra'ihâ ulâil ekâbiri. Bu büyüklerin görüşlerinin icabına göre. İnancını da nasıl düzelteceksin? Kendine göre ben bundan bunu çıkardım, şundan şunu anladım. Olmaz. Bu büyük zevatın, bu büyük zatların ehl-i sünnet alimlerinin görüşlerine göre. Onlar o ayetten ne anlamış? Bu ayetten ne anlamış? Öyle ya şimdi. Bak ayet estaizu billah. La tudriku lebsar ve ve yudriku lebsar ve ve latifun habir. Bu ayet En'am suresi de zannediyorum ayeti kerime olduğu
manası kesin, delaleti açık. Ne buyuruyor? Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder. Burada ne buyurdu İmam-ı Rabbani Hazretleri? İnancını doğrultacaksın, düzelteceksin. E ne yapacaksın? İşte Kur'an'a bakacağım, sünnete bakacağım. Kur'an'a, sünnete sen bakarak inancını düzeltemezsin. Ehli sünnet alimleri bu büyüklerin görüşlerine göre. Çünkü neden? O ayetle de Mutezile seni ne yaptırıyor? Saptırıyor. Diyor bu da ayettir. Gözler onu idrak edemez. Öyleyse Allah ahirette görülmeyecek. E bu yanlış bir görüş. Böyle inananlar cennete girse bile Allah onlara cemalini göstermeyecek. Niye? Münkirin nasibi hırmandır. İnkar eden mahrum olacak da ondan. E büyüklerin görüşlerine göre. Onlar ne anladılar bu ayetten? Burada kavramak ve kuşatmak nefyedildi. Oysa görmek yani rü'yet menfi değildir. Görüleceği sabittir. Çünkü şu ayet var, şu ayet var, şu hadis var, şu hadis var. Meseleyi çözüme kavuşturdular. Sen de ehl-i sünnet alimlerinin görüşüne göre bakarsan o ayeti doğru anlarsın. Yoksa Mutezile'ye bakarsan o ayeti yanlış anlarsın. Ve bi tahsili ilmil halali vel harami vel fardu vel vacibi vel sünneti vel mendubi vel mübahi vel müştebihi thaniya. İkinci yapacağın ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak için evvela ehl-i sünnet alimlerinin görüşleri gereğince inancını düzelteceksin. İkinci olarak da ne helaldir, ne haramdır, hangi şey farzdır, hangi şey vaciptir, hangi şey sünnettir, hangi şey menduptur, yani teşvik edilen faziletli ameldir, hangi şey mubahtır, mubahtır yani ne helaldir, ne haramdır, serbesttir. İşte mesela 5 saat uyudun, 1 saat daha uyusan 6 saat mubah. Ama sabah namazının farzını kaçıracak vakitte uyusan harama girer. Ama bir namaz kaçmıyorsa, yarım saat, bir saat uyusan, mubahtır. Kaylule yapsan gündüz ortasında sünnettir. Ama onun tabii bir ölçüsü yok. Ben 3 saat uyudum yani. E namaz da kaçırmıyorsan uyudun, yorgundun, uyudun. Mesela bu gibi şeyler mubahtır. Ondan sonra şimdi ben salata yiyeceğim, affedersin hıyar yiyeceğim. E mubahtır. İlla ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi yemedi diye sünnet midir, değil midir diye şart yok. Efendim helal bellidir, haram bellidir. Domuz eti haramdır, sığır eti helaldir. Sığır da besmeleyle kesilmiş ise, tabii ki makinayla değil elle kesilmişse vesaire. Ondan sonra bazı şartlarla mubahtır efendim, helaldir. Ama bu burada ben şunu yiyeceğim desen değişik bir yemek çeşidi mubahtır. Haramlar bellidir, onlardan değilse mubahtır. Oysa şüpheli var. Bazı şeyler şüphelidir. Şüpheli işlere yani uzak durmak lazım. Yakınlaşmamak lazımdır. Çünkü el halal beyinun vel haram beyin. Helal açıktır, haram açıktır. Ve beynevma umurun müşebbihat la ya'lemuha kesirun minen nas. Bu şüpheli şeyleri de insanların çoğu bilmez buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için şüphelerden sakınan manevi sahasını kötülüklerden, bulaşıklıklardan korumuş olur. Yani misal de veriyor. Ne yapmayın? Yasak sahanın korunun etrafında koyun otarmayın. Neden? Çünkü orası padişahın yasak sahası ise sen de onun etrafında serbest sahada da yakınında durursan koyun oraya girebilir. Senin koyunun yasaktan anlamaz. Orada da bir engel yoksa, duvar mı var, kilitli kapı yoksa oradan oraya girer. Girince de ne yaparsın? Sen de onun peşinden girmek zorunda kalırsın onu çıkartmak için. Bu sefer enselenirsin. Niye? Yasak sahaya girdiği için. Kerâin yara havlel hima yûşikü en yekâfî. Korunun etrafında otlatan çoban çok yakında o koruya, yasak sahaya girer de farkında olmaz. Ondan sonra da yakalanır. Onun için siz ne yapmayın? Yasakların, haramların etrafında da dolaşmayın. Ve lâ buddem nel ameli bi muktabâ hâdel ilm ba'de husûli âdeynil cenâheynil İtikadiyye vel ameliyye. Evet. Şimdi ve la budde minel amel bi muktezâzel ilm. Bu ilmin gerektirdiği şekilde amel de şarttır. Olmasa olmaz. Ben biliyorum ne helaldir ne haramdır ama amel etmiyorum. Nedir? Haramı yiyorum. Helalı yemiyorum. Farzı yapmıyorum. O zaman şüpheliden kaçmıyorum. Sünneti terk ediyorum. Böyle olmaz. Bu niçin öğrenildi bu? Bu amel için öğrenildi. İlim amel içindir. Amel ihlas içindir. İlim amel doğurur, amel ihlas doğurur. Yoksa kuru emek.
İlim Allah'ı bilmek, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak içindir. Yoksa o ilim ne olmaz? Fayda vermez. Neye benzer? Meyvasız ağaca benzer. Neye yarar? Oduna yarar. Neye yarar? Ateşe yarar. İstediğin kadar bil. Seni de cehenneme atarlar. Ve ba'de husuli hâdeynil cenâhaynil i'tikâdiyye vel ameliyye. Bu iki kanat ele girdikten sonra, yani biri inanç kanadı takılacak, biri de amel kanadı kuşanılacak. Şimdi iki kanadı taktın mı uçuşa hazırsın demektir. İzâ sebeqatil inayetul ezeliyyetu. Allah-u Teala'nın evveli olmayan ezeldeki yardımı, desteği, muvaffak kılması, bir husûl-i saadeti sermediyeti, ebedi ve sonsuz saadetin ele girmesi için bu hususta bir karar Allah-u Teala'nın ezeli muvaffak kılışından sebkat ettiyse, sudur ettiyse, o zaman yeteyesseru tayaranu nehve alemil kutsi, kutsal aleme doğru uçuş ele girmesi kolay olan bir şey olur. Ne demek? Yani tasavvufa intisap etmek, efendim, kapısı açılır, bu intisap makbul olur ve manevi vazifeler alınıp seyr-i sülüke çalışıldığında, manevi yolculuğa başlandığında iki kanadı olmayan ilerleyemez. Ama her iki kanadı olan, yani inancını ehl-i sünnete göre düzeltip amelinde fıkha göre, ehl-i sünnete dört mezhebe göre ayarlayan insan illa Allah-u Teala manen kavuşur, vasıl ilallah olur. Bunu da diyemeyiz. Orada bir şart koyuyor. Nedir o? Eğer ezelde Allah-u Teala bu kulum sonsuz saadete erecek, bana kavuşacak, efendim, yüksek makamlar elde edecek diye karar vermişse ezelde, o zaman Allah-u Teala'nın kutsal alemine, Mevla mekandan münezzeh, uçuş, yani işte tasavvufta, tarikatte ilerleyip Allah'a erme hadisesi kolayca ele geçer. Çok zor olmaz. Ve bidûni âhârtul katâd. Ama iki kanadın yoksa, inancın ehli sünnete göre değilse, amelin de fıkha göre uygun değilse, istediğin kadar gece sabaha kadar uyuma, gündüz akşama kadar yeme içme, istersen kendini ayağından tavana as, ben riyazat yapacağım, aç susuz kalacağım, şöyle çile çekeceğim, çilehaneye gireceğim, Allah'a ereceğim desen de, bu dikenli ağacı elinle sıvamak gibi, yani imkansızdır, zordur, muhaldir, çok büyük bir felaket olur. Bundan dolayı insan ne yapacak? Evvela iki kanadı takacak. Ondan sonra uçuşa geçecek. Allah-u Teala'ya kavuşmak için elinden geleni ardına koymayacak. Ve dünya deniyetü leyset mimma yehfâ fi'luha hattâ tuadde minel metâlibi ve yuzanne husûlu âmâliha ve câhihâ minel mekâsidi. Alçak dünya öyle bir hareket tarzı geliştirmiştir ki, yani açıktan bunu işliyor, herkesi kandırıyor, aldatıyor. Et dünya tegurru ve tedurru ve temurru, hadis-i şerifte buyurulduğu üzere dünya aldatır, zarar verir, bırakır, gelir, geçer. Hakikaten öyledir. Dünyanın işi gizli değildir. Yani dünya yaptığı işi açık yapıyor. İnsanı kandırıyor, aldatıyor, gençliğiyle, güzelliğiyle, parasıyla, rütbesiyle, makamıyla, mevkiiyle mağrur ediyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Ölüm geliyor. Adam dünyayı terk edip gidiyor. Aldandığına kalıyor. Bir de ahireti de kazanmamış oluyor. Dünyayla uğraşayım derken alacaktı, verecekti, kazandı, harcadı, evlendi, doğdu, doğurdu derken hiç ahiret kazanılmadan, itikadı düzeltilmeden, ameli icra edilmeden kabre iniyor. Bugün niceleri öldüler. Musalladan kalktılar. Bu biz de olabilirdik bunlardan biri. Yarın olmayacağımız ne belli? Biz ahiret yolcusuyuz. Devamlı tetikte olalım, hazır olalım itikat bakımından en azından. Ya, alçak dünyanın yaptığı gizli değil. Dünya zaten ilan ediyor. Açıkça yaptığı işi gösteriyor. Gaddarlığını, vefasızlığını, mekkarlığını, haddarlığını, her şeyi ortaya koymuş. Ama yine de insanlar bunun peşinden gidiyor. Bu dünyanın gaddarlığı ortada. İşi gizli değil ki. İnsan onu maksatlardan saysın, onun arzularının husulünü, makam vekillerinin rütbelerinin ele geçmesi maksatlardan sanılsın. Yani
Ne olacak? Belediye reisi olana kadar kampanya kumpanya, paralar, masraflar vesaire. Ondan sonra kazandım, tamam. Her şeyi buldum. Ne buldun ya? Belediye başkanı olmakla, milletvekili olmakla, vali olmakla, başvekili olmakla, reis-i cumhur olmakla insan maksadına eremez. Maksat Allah'ın rızasına ermektir. Maksat cennete girmektir. Maksat Allah'ın cemalini görmektir. Ondan leyse vera Allah'a münteh. Kul için Allah'tan öte bir son istek olamaz. Allah'ın rızasına ermekten öte. Onun için diyor ki dünyanın nesi istenecek? Dünyanın işi gizli değil ki. Efendim o arzulanan bir şeylerden sayılsın da onun isteklerini elde etmek, rütbesine kavuşmak, maksatlardan addedilsin. Tamam ben erdim, efendim memur oldum, işte vazifeye girdim, kadroya girdim. Efendim, ne ufak ufak şeyler, beklentiler. Yok efendim ben şu göreve seçildim, şuraya geldim. Yok doçent oldum, yok profesör oldum vesaire. Bunlar dünyanın istekleri, arzuları, rütbeleri, makamları, mevkileridir. Ama dünyanın işi gizli değildir ki. Adam çalışır çalışır senelerce bir yere gelmek için gelir, ondan sonra da efendim ölür gider. Kaç tane milletvekilliği bitmeden öyle ama hani ezdala sen beklemiyor ki 4 senesi daha dolsun da adama yazık olmasın. Belediye reisiyken ölen var. O halde ecel ölüm aniden gelecek. Dünyanın nesini elde etsem yani ben tamam olacak işim. Maksadım yerine gelecek. Yenbegiyen yekûne âliyel himmeti. İnsan âli himmet olacak. Derdi büyük olacak. İsteği üstün olacak. Yüksek şeylere efendim talip olacak. Ferâgıp olacak. Düşük şeylerle yetinmeyecek. Allah-u Teala'dan üstün bir varlık yok. İnnallâhu yuhibbu me'âliyel himmemi ve yekrav mesâfilâ. Allah yüksek himmetlileri sever, alçak himmetlileri sevmez. Derdi düşüncesi adamın dünya olmayacak. Yemek içmek olmayacak. Evet, onlar zaruret miktarı tabii ki yaşamak için, ibadet yapabilmek için belini doğrultacak kadar gıdalar alınacak. Onu da kazanmak için helalından çalışılacak. Ama bir insan bütün gayesi karnına girecek nedir o ise? Men kânetim metû mâ edhulü fî cevfî fakibetû mâ ahrucu min cevfî. Bir adamın derdi gayesi midesine ne girecek idiyse onun kıymeti de midesinden çıkandır diyor. İşte midemizden ne çıktı hepimizin efendim gözünün önündedir. Hepimizin burunlarımızı tıkattığımız şeyler çıkıyor bizden. Bir insan tek derdi midesi boğazı yediği içtiği ise onun kıymeti de şairin dediği gibi midesinden çıkan olur. Böyle düşük himmetli olmamak lazım. Yemekle içmekle yetinmemek lazım. Bir efendim maaşla yetinmemek lazım. 2 günlük dünyanın rütbesiyle yetinmemek lazım. Bir araba alsam daha bir şey istemem. Bir cep telefonu alsam, şu marka telefon alsam daha bir şey istemem. Şununla evlensem daha bir şey istemem. Böyle olur mu ya? Allah'ın rızası nerede ya? Cennet nerede? Ebedi ahiret nerede ya? Şundan bundan yetinilir mi? Şu olsa yeter denilebilir mi? Feinnel insane kullemâ yecidû minallâhi subhâne innemâ yecidû bil vesîle. İnsan Allah'tan ne bulursa Allah'tan bulur. Ama Allah'tan da ne bulursa onu vesileyle bulur. Aracısız olmaz. Yani mürşit lazım. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük vesiledir. Ondan sonra sahabe-i kiram vesilelerimiz, bize bu mezhepleri ulaştıranlar, bu itikatları ulaştıranlar, ehl-i sünnet ve cemaatinin görüşlerini beyan edenler, her şey aracıyla oluyor. Ne inanacağımızı da bilmeyiz, ne amel edeceğimizi de bilmeyiz. Peki Allah'a kavuşturmak, Allah'a ulaşmak en büyük meslektir. Şeyden, efendim ekmek yapmaktan kolay iş yok dersin, onun da ustasından öğrenmesen, koca bir çuvalını berbat edersin. Her şeyin ustası var, üstadı var. Bu Allah'a ulaşmak en ince meslektir. Bu hiç ustasız olur mu, aracısız olur mu ya? Ben artık aracıları devreden çıkardım. Ondan sonra ne yapacağım? Ana merkeze bağlanacağım. İyi sen al buradan senin bilgisayarı götür. En merkezdeki trafoya bağla, patlasın sen de git. Paramparça ol. Bu arada ne kadar kablo lazım ya? O merkeze senin bağlantı kuracak kadar gücün var mı? Sen peygamber misin ya? Peygamber bile melek devreye giriyor Cebrail aleyhisselam ya. Peygamber bile direkt Allah'tan almıyor. Melek aracılığıyla alıyor. Sen nasıl direkt Allah'a bağlanıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Ben direkt bağlanacağım. Ne demek? Kopacağım demektir. Koparacağım demektir. فَيَنْبَغِيْدَنْ قَلَبُ الْوَسِيلَةِ اِلَيْهِ تَعَالَى İnsan Allah'a kavuşmak için vesile araması lazım. Mürşit bulması lazım. Çünkü itikadı, ameli oradan buradan hocadan öğrenirsin, yaparsın. Ama ihlası kazanmak tasavvufsuz olmaz. Tasavvuf mürşitsiz olmaz. Efendim mürşitsiz kalan şeytana maskara olur. Hada vel emru vel baqi minel abesi.
İşte iş budur. Gerçek budur. Geri kalanlar fuzuliyattandır. Ben size doğruyu söyledim. Ve haythu talebtel himmete min kemalil iltifat. Sen bize dedi, buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri bu Mirza Bediüzzaman'a, sen ki bize diyor himmet, bizden himmet istedin, sana yönelmemizi istedin, teveccühümüzü istedin, bizim sana iltifat ederek tam bir yönelişle teveccühte bulunarak himmet etmemizi talep ettin. Febüşra alek, sana müjdeler olsun. Terci'u salimen ve ganima. Sen bu manevi yola girersin, selametle, ganimetle dönersin, sen kazanırsın, kurtulursun. Çünkü Allah dostlarına bağlananlar, onlarla oturanlar mahrum olmaz. Velakin la budde minen turaiye şartan vahide. Bir şarta riayet etmen lazım. Bir şartı gözetmen lazım. Bunsuz olmaz. Ve o da nedir? Tevhidu kıbleti teveccühi. Manevi yöneliş kıbleni teke indireceksin. İki tane mürşit, üç tane mürşit bulmayacaksın. Ona buna bağlanmayacaksın. Kapı kapı dolaşmayacaksın. Orayı burayı gezmeyeceksin. Arayışta devam etmeyeceksin. Kime bağlandın? İmam-ı Rabbani'ye. İmam-ı Rabbani gibi bir zata bağlanmışsın. Daha sana ne lazım ya? Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Öyle bir zattır ki gavs. Medet, imdat ya. Allah dostların efendisi ya. Bütün dünya buna şahittir. Dünya böyle bir insan var. Sen de buna bağlanmışsın diyelim. Ondan sonra oraya dolan, buraya dolaş. Yapma böyle. فَاِنَّ جَعْلَ قِبْلَةِ التَّوَجُّهِ مُتَعَدِّدَةً Manevi yönelişinin kıblenisini birkaça çıkartman, birkaç tane yöneldiğin kıble bırakman, اِلْقَاءُ السَّالِكِ نَفْسَهُ اِلَى التَّفْرِكَ Allah yolcusunun kendisini darmadağınlığa, perişanlığa atması demektir. Kalbin dağılır, aklın fikrin dağılır, perişan olursun. Onun için her kitap okunmaz. Tasavvuf kitaplarının da her biri okunmaz. Diyelim Nakşi tarikinde neler okunabilir? Nefahat okunabilir, Reşahat Şerife okunabilir, Mektubat okunabilir, Risale-i Kutsi okunabilir, Risale-i Halide okunabilir mesela. Diyelim böyle şartları var. Sen şimdi onu okuyorsun, bunu okuyorsun, tercümeler okuyorsun, yok Muhittin Arabi'nin tercümelerini okuyor mu, yok Fusus'u okuyorsun, yok mesela Fütuhat'ı okuyorsun, Mekke'yi, daha şair kitapları okuyorsun, kafan karışır. İçinden çıkamaz hale gelirsin, sonra bir ağırlık çöker sana, bırakırsın hepsini. Onun için وَمِنَ الْاَفْزَالِ الْمَشْهُورَةِ Meşhur darb-ı mesellerden biridir. اَنَّ الْمُقِيمَ ف۪ي مَحَلْ ف۪ي كُلِّ مَحَلْ Bir yerde duran her yerdedir. وَمْتَرَدِّدَ بَيْنَ الْمَحَالِ لَيْسَ ف۪ي مَحَلِّ نَصْلَى Ama mahaller arasında dönüp dolaşan, bir oraya bir oraya bir buraya gelip dolaşanlar hiçbir yerde değildir. Onun için biz hangi ehli sünnet bir kapıyı bulduysak o kapıya sıkıca sarılalım, o mürşidin eteğinden tutunalım, vazifelerimizi yapalım, kapı kapı dolaşmayalım, bir de onu dinleyeyim, bir de bunu dinleyeyim derken ondan sonra neye inanacağımı şaşırdım diyen çok adam gördüm. Hiç neye inanacağını şaşırıldım denir mi? Helal belli, haram belli, ehl-i sünnet itikadı, ameli belli ama şimdi çok dolaşmanın sonunda bir şüphecilik girer. رزقنا الله سبحانه وإياكم الاستقامة على جادة الشريعة المصطفية الله تعالى bize de size de Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şeriatının caddesi üzerinde dost doğru gidebilmeyi nasip eylesin. Ala sahibi salatu vesselam ve tahiyye o caddenin sahibi olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salatlar, selamlar, tahiyyeler olsun. Vesselamu ala men ittebe'al huda ve tezemme mutabaatel Mustafa. Selam, Allah'ın selamı, feyzi, bereketi, rahmetleri, hidayete uyanlara ve Mustafa'ya uymayı kendilerine lazım kılanlara olsun. O Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve aline, ehli beytine ve ashabına salatlar ve selamlar olsun. Aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat. El-Mektubu Saminu ve Selâthûn İlel-Molla İbrahim 38. mektup Molla İbrahim'e yazılmış da olmuş. Molla çok büyük alim. 12 fende alim olanlara Molla diyorlar. Şimdi talebelere molla diyorlar. Talebeden molla olur mu ya? Molla kimdir? 12 fenni bitirecek. 12 türlü ilim de zirve olursa o molla oluyor. Ta ben bile molla olamamışım, bir şey yok. Fi cevabı şuali. Ona o bir soru sordu. İmam Rabbani cevap veriyor. Soru neden? Ammane hadis seteftiriku ümmeti el hadis.
Benim ümmetim ayrılacak, ilerisini söylemiyor. İlerisi nedir? Selaten ve seb'ine firkaten, 73 fırkaya ayrılacak. Kullum finnar. Bunların hepsi ateştedir. Hepsi ateştedir. 73 fırka kim? Yahudiler dahil mi buna? Değil. Hristiyanlar dahil mi? Değil. Onlar ümmeti icabet değil ki. Ümmetim deyince kim girdi? 73 fırkaya sade Müslümanız diyenler, amentüye inananlar, kıbleye namazda dönenler, yani namaz kılanlar demektir. Öyle kıbleye namazın dışında dönsen demek istemiyorum yani. Bazı adam böyle kıbleye dönüyor. Millet de diyor ki bu kıbleye döner. Ne yapacağım öyle kıbleye dönmeye? Öyle kedi köpek de döner. Her şey dönerken bir rast gelir kıbleye doğru. Kıbleye dönen ne demek? Namaz kılan demek yani. Ha. Ehli kıble ne demek? Ehli salat yani. Ehli salat ne demek? Yani namaza devam eden demektir. Bu namaza devam edenler kaç fırka olacakmış? 73. Kullum fil haviye. Hepsi cehennemin dibinde diyor. İlla vahide. Biri müstesna. Şimdi bu hadis-i şerifte 73 fırka, 72 fırka diyelim şey. Birisi kimdir? Ehl-i sünnet vel cemaattir. Gerine kalıyor? 72 kalıyor. Şimdi bu 72'nin hepsi cehennemdedir. Ehl-i sünneti istisna etti. Yani vahide dedi, teki müstesnadır. O zaman o tekini sordular mı? Sahabe bırakır mı ya? Kıyla, ve menüm ya Resulallah. Kim onlar dediler? Cevap aldılar mı? Resulullah cevap vermeden bırakır mı? Ne buyurdu? Hümüllezîne alâ mâ en aleyh yevme ve ashabî. Bugün ben ve ashabımın bulunduğu itikat ve amel üzere kıyamete kadar devam edecek olanlar. Ben deyince ne çıkıyor? Sünnet. Ashabım deyince ne çıkıyor? Cemaat. Zaten başka bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? El cemaatü. Cemaat buyuruyor. Yani cemaat ne demek? O zamanki asr-ı saadette bulunan sahabenin cemaat, yani topluluk, cumhur demek. Çünkü sahabe arasında Müslüman görünüp de münafık olan da var mıydı? Vardı. O zaman sahabenin cumhurunun görüş bildirdiği, karar verdiği bir konuda 2-3 tane sahabe gibi gözüken ama münafık itiraz etse hüccet olur mu? Delil sayılmaz. Neden? Çünkü Resulullah cemaat buyurmasıyla toplumun ekseriyetine işaret ediyor. Toplumun ekseriyeti de nedir? Muhdis mümindir sahabe içerisinde. Bu itibarla orada yanılma payı olur mu? Olmaz. La teslimu ümmeti ala dalal. Ümmetim sapıklıkta birleşmez diyor. Bu ne demektir? Bir iki tane sapıtan olursa da ümmetin çoğunluğu gelip de ne yapmaz? Sapık itikatta birleşmez demektir. İnşallah kıyamete kadar böyle muhafaza kalacak. Onun için şu anda 1,5 milyara yaklaşan İslam aleminin ekserisi ehli sünnettir. Ve bu ehli sünnetim diyenlerin de bir kısmı kaymıştır, yamulmuştur ama bunların da yine ekseriyeti hak üzeredir. Ehli sünnetim diyenlerin hepsi demiyorum. Ehli sünnetim diyenlerin, bugün için konuşuyorum, yine ekseriyetine üzeredir, hak üzeredir. Yani hadis-i şerifler garantilemiştir, ümmet dalalette birleşmeyecektir. İnşallah. Burada çok büyük bir müjdemiz var, garantimiz var. İmam Rabbani buyuruyor ki, bu hadis-i şerifte hepsi cehennemdedir buyuruldu. Peki bunlar Müslüman değil mi? E Müslüman. Namaz kılmıyor mu? Kılıyor. Zekat vermiyor mu? Veriyor. Hacca gitmiyor mu? Gidiyor. Şimdi gitmiyorlar mı? Şia dolmuyor mu? Mekke Medine Şia dolu. Mekke Medine'nin yerli şeyinden de var. Suud'un yerlisinde de var. E bir de İran'dan, şuradan, buradan, dünyanın her yerinden Şia gidiyor. E gidiyor Resulullah'ın yanında. Resulullah'a selam veriyor. Ebu Bekir Sıddık'a selam vermiyor. Ömer'e selam vermiyor. Ayşe anamızı duyduğu zaman tüyleri diken diken oluyor mezarın yanından geçerken. Biz orada okuyoruz Ayşe anamıza. Şii arkalarımızda dolmuş. Tam Ehli Beyt'e yakın. Onlar Fatma anamızın önünde durmuşlar. Ağlıyorlar, bağırıyorlar. Tam yanında Ayşe anamız var mesela. Onlar onun hiç mezarını bile bilmiyorlar. E orada ziyaretçinin biri bize geliyor diyor ki burada kim yatıyor diyor. Artık Arapça veya neyse. Biz de Ayşe annemiz diyoruz. Ezvacı Tahirat diyoruz. Annelerimiz diyoruz. Bu sefer o Şii oradan uzaklaşıyor ki aman bulaşmasın Ayşe anamızdan bana bir şey diye. Böyle bir Ayşe anamızın düşmanlığı. Vesaire. Bunların Mekke Medine'de dolu. Dolayısıyla şimdi bunların hepsi cehenneme gidecek. Buyurulunca
İmam-ı Rabbani Hazretleri bu soruya çok muazzam bir, tabi itikattan müçtehittir İmam-ı Rabbani. Yani inanç meselelerinde içtihadı var. Onun için güzel cevap veriyor, bizi aydınlatıyor. Bundan maksat diyor, duhulun finnar, bunlar mutlaka cehenneme girecek. Ve mekthum fi azabiha müddeten, bir müddet, bir zaman dilimi azapta kalacaklar. La huludun finnari ve devamum fi azabiha. Yoksa cehennemde ebedi kalmayacaklar. Anladın mı şimdi? Yani 72 fırka Müslümanların, bu 72 fırkası küllüğün buyurduğu için hadis-i şerifte, başka bir hadis-i şerif mektupta da olabilir, burada değilse eğer, diyor ki hepsi buyurduğu için diyor, küllüğüm bu hepsi buyurduğu için diyor, ehli sünnet dışında olup da ne amel yaparsa yapsın cennete direkt giden bir tane olmaz. Dikkat. Ehli sünnet olmadıktan sonra 72 fırkanın hangisinden olursa ol, ne kadar ameli salih yapsa, İtikatta pislik olduğu için direkt cennete giden bir tane olamaz. Çünkü hadiste diyor küllühüm dedi diyor. Küllühüm hepsi demektir diyor. Şimdi İmam-ı Rabbani buyuruyor. Fe'in nezelken münafin lil iman. Şimdi bu adamda iman var mı diyor. Şii de olsa, mutezile olsa, cebri olsa iman var. İman olduğu için cehennemde ebedi kalır dersek imana ters düşer. Ve mahsusun bil küffar. Cehennemde ebedi kalmak kime mahsus? Kafirlere mahsus. Bir insan kafirse o ebedi kalır, çıkamaz. Ama bir insanda zerre kadar iman varsa, o zerre kadarı ne dedik anladın da, zerre kadar iman varsa ne demek? İmanının nuru zayıf, işte pis pis fikirler karışmış ama imanı var. E imanı varsa da bu cehennemden çıkacağına sahih hadis-i şerifler var. Artık arpa tanesinden başlamış, yani buğday tanesi, arpa tanesi hadis-i şerifte miktarı şaratin kıl kadar diyor yani. Değil mi? Arpadan geliyor, kıl kadar imanı olana kadar hadis-i şerif var. Cehennemden çıkacağına dair. E şimdi diyor biz bunlara nasıl deriz ki bunlar cehennemde ebedidir? Diyemeyiz. Ama mutlaka girecekler mi? Girecekler çünkü hadiste ne diyor? Ehl-i sünnet dışının hepsi cehennemde. Sıkıntı var. Gâyetü mâfil bâb. Bu konunun özü özeti nedir? اَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْبَاعِثُ عَلَى دُخُولِهِمْ فِي النَّارِ. Bunların cehenneme girmesinin sebebi ne? Sebebi مُعْتَقَدَاتِهِمُ السُّوَى. Kötü inançları değil mi? Bunlarınki içki içmiş diye, kumar oynamış diye girmiyor ki bunlar. Niye giriyor? İnancının bozukluğundan giriyor. İnancının bozukluğu ne noktada? Şimdi müşebbiye mezhebi. Allah'ı kullara benzetiyor. Yani İşte Allah yukarıda diyor. Arşın üstüne oturdu diyor. Yani bizim oturdu denir mi Allah'a? Leyse kemisli Allah'ın misli yok. Oturdu diyor. E şimdi biz de tam kafir diyeceğiz değil mi şimdi? Oturdu diyene biz ne diyeceğiz? Sus kafir bire gavuru falan derken adam alim adam. Hemen peşine koşuyor. Şanına yakışan bir şekilde oturdu diyor şimdi bu sefer. O şanına yakışan bir şekilde falan deyince adama gavur diyemiyoruz yani. Şimdi yoksa İbn-i Teymiye'ye gavur diyeceğim. Şam'ın mescidinde çıktı hutbeye, hutbeden aşağı inerken Yenzilu Rabbuna Bukhari'den okudu. Rabbimiz her gece birinci kat semaya iner hadisini okudu. Benim şu indiğim gibi iner dedi. Şimdi bu benim indiğim gibi iner deyince ne oldu? Müşebbiye oldu. Yani benzetti, kula benzetti Allah için. Bu müşebbiyedir. 72 fırkanın biri. Ama şimdi biz buna kafir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O şanına yakışan bir nüzül ile falan falan falan. Çok alim ya şimdi işte. Yani o noktalarda direkt kafir diyecek bir durum yok. Kafir diyemiyorsun. Diyemesen de bunda itikat bozukluğu var mı? Var. Diyelim. Dolayısıyla 72 fırkanın hepsinde bir itikat bozukluğu var mı? Var. Zemahşeri, Keşşaf, Tefsir sahibi. E nedir? Mutezile. Mutezile ne demek yani? En büyük alim ama mutezile. Mutezile yani çok tehlikeli bir şey. Hangi tehlikesini anlatayım? Allah cennette görülmez diyor. Efendim onu diyor, bunu diyor. Ayeti görür ayetini bekler. Nazıratüne müntazıratün diyor. Öyle beklerler diyor. Beklentide olurlar falan yani. Yahu cennet beklenti yeri mi kardeşim? Daha son durak kara toprak. Girmişiz çıkmışık mahşere gelmişik. Cennete girmişik hala bekle. Neyi bekleyeceğiz ya? Yani mutezile işte. Böyle yanlış yanlış itikatlar. Var ama şimdi kafir diyebilir misin? Diyemiyorsun.
Zaten Ehl-i Sünnet olsa en büyük alim Zemahşeri olacaktı. Ehl-i Sünnet olmadığı için işte sakatta kaldı. Fakat şimdi bunlar cehenneme uğrar mı diyor hadise göre, Ehl-i Sünnet'ten ayrılan mutlaka cehenneme mutlaka girecek. Allame-i Cihan olsun. Ki bunlar sabaha kadar teheccüd kılan adamlar. Sabaha kadar zikir üzere adamlar yani. Bunlar hiç böyle şimdikiler gibi öyle gördüğünüz hokkabazlar gibi değil bunlar. Bunlar büyük alim, bunlar takva sahibi, bunlar sıf ibadetteler. Ama itikatlarında ne olmuş? Bozukluk olmuş. Şimdi bu durumda bunların hepsi girer diyor. Biz zarure diyor İmam-ı Rabbani. Mecburen girecek diyor çünkü. İtikat bozukluğu diyor, ateş patlar diyor yani. Bunu diyor, başka bir kefareti yok. Cehenneme girmek zorunda. İtikadının pisliği kadar yanacak. Ama بِخِلَافِ الْفِرْقَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُسْتَثْنَاتِ İstisna edilen tek fırka kim? Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Onlarda böyle yok. فَاِنَّ اَعْتِقَادَهُمْ Çünkü onların inancı مُوْجِبٌ لِلنَّجَاتِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ Ateş azabından kurtulmayı gerektiren inanç var. Bizim inancımız nasıl şimdi? Bizim itikadımız cehennemi bize değdirmeyecek itikat. Bize cehennemi haram kılacak bir iman var bizde. Çünkü bizim inancımızda elhamdülillah çok hamd edelim. Ne kadar hamd edelim vallahi, her şeyimizi kaybetsek bu varsa hamd edelim. Eğer bu itikattan sapma varsa, hatta hadislerde men farakal cemaate şibran, bir karış cemaat inancından ayrılan fakat hale aribkatel İslam'ın onu. İslam ipini, tasmasını boynundan çıkartmış olur diyor. Men farakal cemaate. Cemaat inancından ayrılan, yoksa cami cemaatine gelmeyen demek değil. Öyleyse herkes cehennemlik olur. Cemaat inancından şibran, bir karış ayrılan feynevmin cüzdâ cehennem. Cehennem cemaatlerine lahik olur. Ehl-i Sünnet itikadı ateş azabından kurtuluşa sebeptir. Ve sebebul li felâhihim. Onların felahlarının, iflah olmalarının sebebidir. Ha, şimdi geldik. Ve lakin اِذَا اَرْتَكَبَ بَعْضٌ مِنْهُمُ الْاَعْمَالَ السَّيِّيَّةَ Ehl-i Sünnet diye adam hiç günahsız mıdır? Değildir. İnancı düzgündür ama içlerinden bazısı, biri beşi kaçıysa, kötü ameller yaparsa, yapma payımız var mı? Var. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz yani, şu anda hiç kötü amel yapmıyoruz. Biz Ehl-i Sünnetiz, hiç bir kötülüğümüz yok denebilir mi? Denmez. Yani o yanlış olur. Adamın biri sırf haram yiyormuş, ondan sonra sıralı zikrediyormuş. O la ilahe illallah diyormuş, haram maram koymaz diyormuş, hepsini yakar diyormuş. Ya bu müptedi, zındık olur bu. Bu zındık olur. Yani sabaha kadar la ilahe illallah desen bile, gidin adamın tavuğunu çaldın. O la ilahe illallah ne yapacak onu yani? O haramı örtemez ki. İman başka, amel başka. Bunları ayıralım. Günah yaparsa, yapıyoruz. Peki bizde ne şansı var şimdi? Tevbe etme imkanımız var mı? Var. Tevbe etsek kabul olma sözü var mı? Var. Tevbe Habibullah, tevbe eden Allah'ın sevgilisidir. Tevbe mineden bir kemella dembele. Günahından dönen hiç günahı yok gibidir. Hadis-i şerifler meşhur. Bu durumda tevbe kapımız var tabii ki. Tevbe de edemedik öyle böyle. Tevbe edemeden de ölen var yani. Çünkü herkes de son dakikada Allah insana pay verip de hadi tövbe ediyor musun? Ediyorum falan, böyle hazırlıklı gidemiyorsun ki. Pat diye gidiyorsun. O zaman ne oluyor? Şefaat devreye girebilir mi? Girer. Şefaat. Şefaat. Haktır. Şefaati yevmel kıyameti hakkun. Kıyamet günü şefaatim haktır. Hatta hadiste ne buyuruyor? Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Şefaatimi kime ayırdım? Küçük günahlar zaten öyle böyle affolur. Ben diyor büyük günahkarlara ayırdım diyor. Ama mesela o şefaatta Ehl-i Sünnet itikadında olmayan birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu çok büyük alim idi, çok hizmet etti. Fakat Ehl-i Sünnet itikadından ayrıldı ama ben buna bir şefaat edeyim. Yok. Şefaat kime? Yine Ehl-i Sünnet kapasitesi şeyinde, hatasında. Neden? Çünkü itikat bozukluğunda Resulullah haber vermiş. Orada o haberini bozmaz. Küllüğün finnar, hepsi cehennemdedir itikadında sapma olan dediği noktada, daha orada ben şefaat edersem ayırmadı ki. Biz onu yine ondan öğreniyoruz. Biz onun haklarını sınırlamıyoruz. Onun beyan ettiği hakları anlatmaya çalışıyoruz. O ne buyuruyor? Onda devreye girmem diyor. Havz-ı Kevser'den içemeyenler meselesindeki hadiste de sahihte geçiyor. Onlar kovulunca
Halbuki hiç gavur zaten gelemez oraya. Havz-ı Kevser'in başına kimler geliyor? E biz Müslümanız diyenler geliyor. E şimdi gidip de Yahudi gelir mi Havz-ı Kevser'e? Onun zaten yolu daha önden kesilmiş. E bunlar Müslümanların arası karma karışık 73 fırka yine. E Havz-ı Kevser'e gelince Resulullah istiyor ki sallallahu aleyhi ve sellem içireyim. Melekler kovuyor. Yabancı develer havuzdan kovulduğu gibi zaten Arap çöllerinde. Su kıt. Adam kendi devesine su yetiştiriyor. Bir de yabancı deve gelse hemen kovuyor onu çünkü. Kendi devemle mükellefim ben diye. Yabancı develer kovulduğu gibi havuzumdan kovulacaklar var. Ben onlara acıdığım zaman bırakın gelsinler ey Allah'ın melekleri. Onlar da benim ümmetlerim içireyim. Ne cevap? Onlar senin ümmetlerin ama inneke la tedri ma ahdezu ba'dek. Sen biliyor musun? Senin ardından ne reformlar çıkarttılar, ne bid'atlar uydurdular, ne yenilikler çıkarttılar. Senin dinine ilave kattılar. Şimdi bu nokta normal bir günahla olmaz. Yani ben demiyorum ki bir adam efendim, bir kere zina etmiş veya içki içmiş veya kumar etmiş. Yani bir günahından sebep de kovulur orada demiyorum. Ve orada meleklerin cevabında da yani bunlar içki içti falan geçmiyor. Hadisteki ifadeyi görüyor musun? Senden sonra neler uydurdular? Ehdesu, ihdas, icat yani. Uydurdular diyor. Yani dinde yeni bir inanç çıkartmak bu. Bid'at bu demek aslında. Yoksa amel bid'atı teferruatlıdır. Ama itikat bid'atı işte 72 fırkanın yenilik çıkartarak ehl-i sünnetten ayrıldığı noktalardır. O ayrılma neyle olmuştur? Bir yeni fikir çıkartarak olmuştur. Sahabe-i kiram Allah'ın gökte olduğuna inanmıyorlardı. Ne zaman biri gelip de Allah göktedir dese bir şey uydurmuş oluyor. Sahabe-i kiram zamanındaki itikat Allah cennette görülecek. Şimdi biri çıksa Allah görülmeyecek cennette diyen fırka ne yapmış oluyor? Sahabe-i kiramın inancına bir şey katlıyor yani. Ehl-i sünnet inancına. Anladın? Sahabenin inancı Resulullah'ın inancı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bize ulaşırken tabii Resulullah'tan sonra gelenlerle aktarılıyor. Bu itibarla ehl-i sünnet hakkında tevbe edip af olma imkanı var. Olmadı şefaat ulaşıp da adam cehenneme giderken Allah Resulü devreye girebilir. Kimler devreye girebilir? Yeşfe'u yevmel kıyamet selat. Kıyamet günü 3 zümre şefaat edecekler. Hadis-i şerifi İbn-i Mace'de geçer. El enbiya, sümmel ulema, sümmel şühede. Başta peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler. Yani alimler şehitlerden öne alınmıştır. Çünkü şehide de şehitliğin faziletini kim öğretmiştir? Alimler. Şefaat sırasında peygamberlerden sonra gelirler. Hatta alimlerin kendi bünyelerinde günahları olsa da ehli sünnet alimlerini konuşuyoruz. İtikadı düzgün olan onların da müsamahası fazla olduğunu İmam-ı Azam Efendimiz Müsned'inde bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Allah Teala kıyamet günü alimleri toplayacak. Ondan sonra onları durduracak. Herkesi cennete yollayınca alimler şaşıp kalacak. Ya Rabbi ne olduk biz acaba? Ya herkesin bir günahı var. Bizi de bir yerden yakalamak isterse Allah'ın yakalayamayacağı bir kul yok. Yandık mı acaba derken Mevlana buyuracak. Ey alimler ben size bu ilmi size bir hayır murad ettiğim için verdim. Bu ilmi de herkese nasip etmedim. Ehl-i sünnet alimlerine söylüyor. O zaman bu kadar insan şefaat bekliyor. Bunlar direkt gidenleri gönderdik. Siz de bunlara şefaat edeceksiniz. E sizin günahınız yok mu? Allah Teala buyuruyor ki orada hadisi kutsi olarak yani Mevla'nın lafzıyla rivayet ediyor hadis-i şerifte. Fakat gafartu lekum ala ma kana fikum. Ben sizde ne var ne yok onu karıştırmıyorum. Sizi olanıyla affettim zaten. Şimdi bu tarafa şefaat. Ha ilim nübüvvetten sonraki mertebe ilimdir. Fazlul alimi alel abidi ke fadli ala adnakum. Alimin abidten üstünlüğü nedir? Abid kimdir? Sabaha kadar teheccüd kılan, akşama kadar oruç tutan. 50 sene, 80 sene, 100 sene hiç uyumayan kılar sabaha kadar akşama oruç tutsa. Öbürü de alimdir, ehl-i sünnet alimidir. Ne yapıyor? Allah'ın dinini millete anlatıyor. Milletin imanını korumaya, kurtarmaya çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyas yapıyor. Şimdi diyor bu alimin, bir ehl-i sünnet aliminin sabaha kadar ibadet edenden üstünlüğü ne gibidir? Ben diyor sizin en aşağınızdan, ben Ebu Bekir'den, Ömer'den demiyor. Ben sizin en aşağı olanınızdan, sizin diyor yani sahabe içinde en aşağı olanınızdan. Ne kadar üstünsem o alim o evliyadan o kadar üstündür diyor.
Abid evliya demek. Çünkü neden? Abid sabaha kadar teheccüd kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor kendine. Milletin imanı itikadı bozulsa çıkıp da bir şey yanlış yapıyorsunuz. Şu adam yanlış konuşuyor. Şunu düzeltin, imanınız gidecek. Diyor mu? Demiyor. Demeye de gücü olmaz çünkü ilmi de yok. Çünkü hem abid hem alimse zaten o alim sınıfına geçer. Buradaki abidden maksat alim olmayan abittir. Çünkü mukayese onu gerektirir. Mukayese onu gerektirir. Burada alim var, orada abid var. Demek ki o abid ilimsizdir. Tamam, faziletlidir, mübarektir ama ben diyor Hazreti Vahşi'den ne kadar üstünüm? Sahabenin ednası da Hazreti Vahşi'dir. O zaman o alim o abidden o kadar üstündür. Şimdi mesele peygamberler şefaat eder, alimler şefaat eder, şehitler şefaat eder. Yüzenu midadül ulema bir demiş şöyle. İmam Rabbani başka mektubunda hadis-i şerif naklediyor. Alimlerin mürekkepleri şehitlerin kanları ile teraziye konacak da feyuraccahu midadül ulema. Alimlerin mürekkebi ağır basacak. Çünkü bütün amellerin faziletleri ulemanın yazmasına bağlıdır. O kitaplar yazılmasa kimse bir ilim bilmez. Din ilimle kaimdir. O halde bizim hakkımızda, yani ehli sünnet olan bizler, Allah imanımızı muhafaza etsin. Bu usta Rabbimize hamd ederiz ve tevfiki Rabbimizden biliriz ve son nefesten de endişe ederiz. Hiçbir zamanda güvencede değiliz. Ama ehl-i sünnet olan bir günah yapsa, iki günah yapsa, 10 günah, 100 günah neyse yaptı. وَلَمْ يُعْفَانُ بِالْتَوْبَةِ ölmeden tevbeye muvaffak olup affedilemedi. Şimdi o kapıdan da geçti boşuna. اَوِشْ شَفَاَتِ peki alimdi, peygamberdi, şehitti, birinin şefaatine de ulaştıysa yine kurtardı. Hiç girmemeyi konuşuyoruz şimdi. Öbürleri illa uğrayacak itikadının bozukluğu kadar. Ama ehl-i sünnet ne olacak şimdi bakalım. Tevbe yaparsa günahı olsa da af olabilir. Tevbesiz de ölse, şefaat gelirse bir şefaatle yine kurtulabilir. O da olmadı, o da olmadı. Diyelim. Bunun hakkındaki fetva nedir yani? Yecucu en yuhadebe binnar. Bunun da cehenneme girmesi mümkündür. Yani ehl-i sünnetten olanlar dan da cehenneme girecekler olacak mı? Olacak. İtikadı bozukluğundan değil ya günahında. Ama bu ne kadar bir kaderi denbi? Günaha kadar yanar ve tahakkakud duhul finnar, cehenneme girmek gerçekleşir fi hakkı. Onun hakkında da gerçekleşebilir. Ama fark nerede şimdi? Fark nerede? Fe duhulun nar fi sairil firak şamilun li cemii'il efrad. Ehl-i sünnet dışı 72 fırkada cehenneme girme kararı fert fert hepsini içine alır. Yani onlardan hiç günah işlemeyip sabaha kadar namaz kılıp akşama kadar oruç tutanı da itikadındaki pislikten dolayı girecektir. Ama veynelin tefel huludu tabi ebedi kalır mı? Onu demin söyledi. Ebedi kalmasa da mutlaka girecektir. İtikadının pisliği kadar yanacaktır. Ve fi hakkil firkatin naciyeti, fırkayı naciye ne demek? Kurtulacak tek fırka. Ehl-i sünnet hakkında bu durum ne olur? Mahsusun bir bazı mürtekibin lil masiyeti. Günah irtikap edenlerden bazısına. Niye bütün günahkarlara demiyor? Çünkü bütün günahkarlara demiyor, tevbeyle af olanı var. Şefaat ulaşanı var. Dökülüyor. Onun için bunlarda çok az bir kısım, o da günah sebebiyle şefaat ulaşmadıysa, tevbe etmediyse. Bu durumda ve fi kelimeti küllühüm, işte hadiste diyor küllühüm dedi ya diyor o hepsi. 72'nin hepsi için ne buyurdu? Hepsi. Orada toptan hepsi demedi. Fert fert hepsi dedi. Ramzün işaret var. İlazel beyan benim bu anlattıklarıma kemal ahfa ve haizu enne hazil firakal mübtedi'ate 72 fırka dediğimiz Mutezile, Cebriye, işte Müşebbiye, Mürci'e, Şia, bunlar ki kıble ehlidir. Ne demek kıble ehlidir? Yani namaz kılıyorlar. Yani inandık diyorlar, namaz kılıyorlar. لَا يَنْبَغِ الْجَرَاءَةُ ف۪ي تَكْف۪يرِهِمْ bunlara kafir deme hususunda
cesaretli olmamak lazım. Atılgan olmamak lazım. Cehalet, yani cesaret cehaletten gelir. İlmi konuşacak olursak, Şia mezhebine mensup olanlar kafir midir? Mutezile mezhebinin mensupları kafir midir? Müşebbiye mezhebi kafir midir? Diye sorulacak olursa, ne buyuruyor şimdi İmam Rabbani Hazretleri? Bunlar Yahudi gibi, Hristiyan gibi biz gavuruz demiyorlar. Bunlar İslam, Kur'an, namaz, abdest hepsi var. Onun için bunlara kafir deme hususunda cesaret burada iyi bir cesaret olmaz. Atılmamak lazım bu işe. Kafir deme hususunda pay bırakmak lazım. Ama malem yunkiru li daruriyati din, dinin zaruri meselelerini inanılmazsa olmaz, olmazsa olmaz kurallarını inkar etmedikleri sürece. Şimdi dinin zaruriyatı, dinin zaruriyatı nedir? Amentü billahi ve melaketi ve kutubi ve rusulü. Bunlar. Şimdi ve bil kaderiye geliyor. Kader amentü esaslarımızdan değil mi bu? Hayri ve şerri min Allah-u Teala. Hayri şerri kim yarattı? Allah-u Teala. Ezelde kim takdir etti? Allah-u Teala. Peki şimdi bu kaderi yani inkar etmek mesela ne oldu? Altı esastan birini inkar oldu. Şimdi Yahudi Hristiyanlar kendi peygamberlerine inansa, kendi kitaplarına inansa fakat İslam'a, Kur'an'a, Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem inanmasa bu ne olur? Amentü'nün yarıdan ağrısı, yukarısı gitti. Şimdi diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, bidat ehli, efendim reformist, yenilikçi, 72 fırkadan falan diyorsun da dinin zaruri meselesini inkar etmezse buna kafir demeyiz. Ama dinin zaruri meselesini inkar ederse buna mecburen ne diyeceğiz? Kafir diyeceğiz. Çünkü amentü'yü bölerse nü'minu bi bazın ve nekfuru bi bazın diyor Allah. Onlar derler ki bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız. Ulaike humul kafirune hakka. Onlar diyor gerçek manada kafir olanların ta kendileridir. Tekit ifadeleri. Hakka ne demek ya hakka? Hakiki demek. Yani Allah'ın hakka kafir dediklerine bir kısmını inkar eden, Kur'an'ın bir ayetini inkar eden ne olur? Hepsini inkar etmiş olur. Peygamberlerin birini inkar eden ne olur? 104 kitaptan birini inkar eden ne olur? İman tecezzi kabul etmez, bölünme kabul etmez. Meleklere inanıyorum dese, kitaplara inanmıyorum dese. Kitaplara inanıyorum ama Kur'an'a uymuyorum dese. Kur'an'a uyuyorum, hepsini kabul ediyorum da şu ayet işime gelmiyor dese. Ha amel edemiyorum başka. Allah affetsin amel edemiyorum. O başka. Ama bu ayet yanlıştır. Veya Allah'tan böyle bir şey gelemez. Veya Allah böyle bir şey buyurmuş olamaz. Veya ben bunda şüpheliyim. Velem yaruddu ma tefete minel ahkami şer'iyyeti bit tevatüri. Şeriatın hükümlerinden sabit olanlar var. Neyle sabit? Tevatürle. Tevatür ne demek? Tevatür demek yani akaidde anlatıldığı üzere vel haberu sabitu ala sinet kavmi la tasavvuru tevatuhum alel kezib. Yalanda birleşmeleri mümkün olamayacak derecede herkesten gelen yani yaygın bir haber. Mesela namazın 5 vakit oldu. Bu öyle bir tevatürdür ki Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında 5 vakit olarak sahabeyle kılmış kıldırmış bunu bütün alem biliyor. O günden bugüne kadar da hala bu böyle tatbik ediliyor değil mi şimdi? Biri kalksa bu 5 değil dediği zaman bu tevatürle sabit olan hac farz değil veya içkinin haramlığı ayetle sabit bu efendim içilebilir derse bunlar şeriatın hükümlerinden tevatürle sabit olanları reddetmiş olurlar. Evet. Ve kabilu eğer kabul ederlerse ma o şeyleri ki ulime meci'u mineddin bi darur. Dinden zarureten geldiği bilinen. Zarureten ne demek? Yani mecburi olarak yani ince bir araştırmaya lüzum yok. Biz şimdi bu kadar Müslümanım diyen 1,5 milyara yakın insan vardır. Bunların hangisine sorulsa herkesin yani doğup büyürken öğrendiği İslami bilgilerde Allah inancı, melekler inancı, kitaplar inancı, peygamberler inancı değil mi? Ahiret günü, kader. Ondan sonra işte namazın 5 vakitiydi, zinanın haramlığıydı, faizin haramlığıydı. Bu gibi İslam'ın bize getirdiği neler var? Efendim hükümler vardır.
bunları kabul ederlerse, inkar etmezlerse, itikatlarında ne kadar yanlış fikirler olsa da biz bunlara kafir demeyiz. Ama şimdi Şia meselesinde biz Şia'yı ceffel kalem, bütün Şia fırkası kafirdir diyemeyiz. Ama aralarında neleri vardır? Fırkaları vardır. Bir Şia 23-24 fırkadır. Ta bizim eski kitaplarımızın beyanı. Şimdiye kadar o da kim bilir kaça bölünmüştür. Şimdi biz burada tefrik yaparız. Yani ne demek? Ayrım gözetiriz. O ayrım da şuna göre yapılır. Mesela Ebu Bekri Sıddık'ın eftaliyetini inkar etse, yani çok üstün değil, en üstünü o değil dese, buna kafir demeyiz. Ama sohbetini inkar etse, yani sahabi değil dese, kafir olur. Çünkü Kur'an'da izyekulli sahibi, mağarada sahibin arkadaşı. Bunu Şia da kabul ediyor ki, mağarada arkadaşı bir kişi vardı, o da kimdi? Ebu Bekir'di. Bunu Şia da kabul ettiği için, ayetteki sahip kelimesi sohbetten gelir, sohbet sahabi aynı kökten gelir. Birlikte olan arkadaş demektir. Sohbetini, beraberliğini inkar eden ayete çattığın noktada ne olur? Kafir olur. Ama tabii Şia ne diyor? Diyor Ebu Bekir'i niye sona bıraktı? Arkaya bırakırsa fitne çıkaracak diye diyor. Onun için diyor onu yanına aldı da diyor gözetimi altında tutmak için. Ebu Bekir'e radıyallahu anh büyük bir iftiradır. Büyük bir iftiradır. Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. La yedhulul cennete mubghiduk ve lev kâne amelû amele seb'ine nebiyâ. Ey Ebu Bekir, 70 peygamber kadar ibadet yapsa sana kızan cennete giremez. Çok büyük borcumuz vardır Ebu Bekir'e, Ömer'e ve Osman'a. Siyeri iyi okuyan bunu görür. Onları nasıl biz efendim sahabelikten çıkarırız veya Resulullah'ın sevmedikleri adamlar deriz. Allah muhafaza ya Rabbi. Evet. Fakat bu kafir demek kolay değil. Kolay olmadığından da yani bir adam ben Ebu Bekir'i, Ömer'i sevmiyorum dese, sevmiyorum dese buna bile kafir diyemiyoruz. Ehl-i sünnet bu noktada bu kadar, sevmiyorum dese diyemiyoruz. Ama söverse diyoruz. Onda da bir ihtilaf var ama cumhur ulemanın görüşü söven kafir olur. Sevmek işi biraz farklıdır. Bu itibarla şimdi mesele nereye geliyor? Ayşe anamız. Ayşe anamız radıyallahu anha hakkında bir iftira yapılmıştır. Bu iftira üzerine uzun mesele, şimdi dersimizin konusu değil. Allah Teala Nur suresinde 18 ayet indirmiştir. Bu 18 ayet Ayşe anamızın nesine gelmiştir? Beraatine dair gelmiştir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman için bu dedikodular aşılsın diye ayrı kalmıştır kendisinden. Ayşe anamız o arada çok üzüntü geçirmiştir. Ama neticede bu ayetler gelince Efendimiz sevinçli vaziyette yanına girerekten ey Ayşe sevinebilirsin, Allah seni beraatini indirdi deyince, yani bir de teşekkür bekleyince sana teşekkür etmeme lüzum yok. Niye teşekkür edeyim? Allah'a şükrederim demiştir. Dolayısıyla Allah bizzat bu işi üstlenmiştir ve Kur'an-ı Kerim'in 18 ayetinde bu meselede nas, yani sarih beyanlarla, açık delillerle ayet getirmiştir. En açığı şudur. اَطَّيِّبَاتْ لِطَّيِّب۪ينَ Temiz kadınlar temiz erkekleredir. Muhammed Mustafa'dan temiz erkek olmadığına göre onun eşlerinden daha temiz kadınlar yoktur. Bu ayet böyleyken Ayşe anamıza kötü kadın iftirası yapan Şia mezhebinin ekseriyetidir. Bu iftirayı yapanlar 18 ayete muhalefetten dolayı kafir olurlar. Bu iftiraya katılanlar kafir olurlar. Anlatabiliyor muyum? Bunlar zaruriyattır. Ayetle, tevatürle sabit olan bir konulara geldi mi, çattı mı o zaman iman kalmaz. Ama Ebu Bekir'in de eftaliyetine dair hadis vardır çok. Velakin orada tevatür devreye girer. Yani tevatür dediğimiz ne gibi? Yani beş vakit namazın herkes tarafından kabul edildiği gibi bir tevatür, kuvvetli bir tevatür olmadığından o noktada ehli sünneti bağlar ama öbür fırkaları diyelim bağlamayabilir. Biz de ona kafir diyemeyiz. Ama ayetle geldikten sonra herkesi bağlar. Kimse burada kıpırdanamaz.
Ondan sonra bakın şimdi meseleye. Irak'tan alimler geldiler. Lale Gül Efendi'de de konuşma yaptılar. Ben size dinleyin dedim. Bu insanlar Şia'nın şu anda Irak'ta yaptığı zulmü, Ehl-i Sünnet'i nasıl kestikleri, boğazladıklarını anlattılar. Allah Ehl-i Sünnet'i kurtarsın. Şimdi bu Ehl-i Sünnet'in durumunda, anlatıldığı durumda, Efendi Hazretlerimizin de ziyaretindeydik, orada da anlattılar. 200 tane camiyi yaktılar. İmam-ı Azam camisini de bayağı bir zarara uğrattılar. İmam-ı Azam Efendi kabri olan. Ve mushafları yaktılar. Şimdi mushafları yakma işine biz bir mana veremedik yani. Ama ben onu bildiğim için onlar da şaşırdılar. Ben dedim şu yüzden mi? Çünkü mushafları yaktı deyince bunlar Şia. Namaz kılıyorlar. Efendim kadınları kapalı. Erkeklerin bir kısmı sakallı, sarık sarıyor. E şimdi bu durum karşısında mushafları yaktılar. Efendim şeyi, Mehdi orduları, bilmem ne ordular, biz bunların adı bize şey geliyor. Halbuki bunların hepsi Şii. Çok tehlikeli adamlar. Camileri yakanlar da bunlar. Bu radikal, militan Şiiler. Şimdi Kur'an'ı yakmasındaki bir manayı kimse çözemedi. Niye Kur'an'ları yakıyorlar? Bizim Kur'an'ımız, o da Müslüman. Kur'an'ı eksik kabul ediyorlar. Yani Kur'an doğrudur, Kur'an'da yanlış yok ama eksik. Niye? Ehl-i Beyt'i metheden çok ayetler var. Ebu Bekir, Ömer, Osman zamanında bu ayetler Kur'an'a konmamış. Şimdi bu görüş, Sabuni Hazretleri de, büyük allame gelmişti radyoda bir, ben ona tercüme yapmıştım. Bu konuyu dile getirmişti. Yani Sabuni hüccet, dünya çapında bir alim. Kur'an'ı eksik kabul etmek nedir? İnna nahnu nezzelne zikra, bu Kur'an'ı biz indirdik ve inna lehu lehafizun, bunu korumayı üstlenen de biziz ayeti var. Bunu Şia da kabul ediyor. Yani Kur'an'ın şu andaki bütün ayetlerini kabul ediyorlar. Burada şu ayet yanlış demiyorlar. Ama eksik dediğin zaman, bu ayete göre Allah ben bu Kur'an'ı koruyacağım dedi, koruyamadı. Direktman kafirliktir. Kur'an eksik değildir. Kur'an tas tamamdır. Harfine, noktasına zeval gelmemiştir. Zaten neshedilen ayetler vardır. O Resulullah Efendimiz'in hayatında neshedilmiştir. Zaten Cibril Emin her sene Ramazan'da ne yapardı? Mukabele. Resulullah Efendimiz okur, Cibril dinlerdi bütün Kur'an'ı. Son vefat edeceği sene iki kere Efendimiz okudu, Cibril dinledi tümünü. Yani bu kadar tasdiklidir bu. Buna eksik demek, Resulullah'a risaletini tebliğ etmedi demektir. Veyahut o etti de bunlar gizlediyse Allah muhafaza etmedi, edemedi demektir. Bu da adamı kıpkızıl kafir eder. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani'yi güzel anlayabiliyor muyuz? Kafir demeyi atlamamalı ama İbni Kemal'in fetvalarına kızıyorlar. İbni Kemal kimdir? Yavuz Sultan Selim Hazretlerinin efendim Şeyhül İslam'ıdır. Kabrinin üzerinde de onun atının efendim ayağından sıçrayan çamuru üzerine vasiyet buyurmuştur. İbni Kemal Allame-i Cihan'dır. Efendim, Ebu Suud kimdir? Kanuni'nin dönemindeki Şeyhülislam. Ebu Suud Efendi dediğin zaman Araplar ilmine hayrandır. O zamanki bütün alimler aciz kalmıştır bir Ebu Suud tefsiri efendim yazmaktan. Ama Alusi gibi koca bir alim bütün Ebu Suud'un peşinden gitmiştir. Şeyhülislam, Şeyhülislam dediği zaman hep Ebu Suud'u konuşuyor. Ve İbni Kemal'in de tefsiri vardır. Basılmamış ama kütüphanelerde vardır. Fetvaları vardır. Bunların hepsinin kendilerinin fetvaları vardır. Osmanlı'nın fetva işlerini bu mübarek alimler üstlenmiştir. Bunlar dünya çapında eşsiz alimlerdir yani. Şimdi İbni Kemal'in fetvasında, Ebu Suud'un fetvasında Şia'yı tekfir eder. Yani Şia'ya kafir der. Ama onların maksadı nedir? İşte bu dediklerimdir. Ali'ye Allah derse, peygamber derse veya efendim Kur'an eksik derse, Ayşe anamıza iftira ederse bunlardır yani. Bu şartlar altında kafir olurlar mı? Olurlar. Hatta İbni Kemal ve men şekke fî kufrin fe ve kafir. Kafir olduklarına şüphe eden de kafirdir demiştir.
Bu Arapça ibareleriyle, kütüphanedeki adresleriyle bellidir. Bu durumda ne anlıyoruz? İmam Rabbani diyor ki bunlara kafir demeye cesaret etmemek lazım. En azından gelelim. Bütün bunları geçtik. Ya bunlar da tamam. Sınıfı geçtik. Geçenler var. Onu da demiyor, onu da demiyor. Aşağı namaza da iftira etmiyor. Falan. Kur'an'a da eksik demiyor. Diyelim bunlar hepsi geçtik. Bunların içinde Muaviye radıyallahu anh'a kafir demeyen hemen hemen yoktur. Muaviye radıyallahu anh taraf ve etrafında 10.000'i aşkın sahabi vardır. Bu sahabiler içinde aşere-i mübeşşereden Talhaler, Zübeyirler vardır. Ayşe anamız da Cemel vakasında iştirak etmiştir. Bunlara kafir demenin durumu, diğer bir hadis-i şerifte bir Müslümana kafir diyen, karşı taraf kafir değilse küfür kendine rücu eder. Hadis-i şerifine göre çok büyük tehlikededir. Ama ben Muaviye'yi sevmiyorum dese biz buna kafir demeyiz. Anladın mı? Bütün o sahabe, 10.000 sahabe ben bunları sevmiyorum dese kafir demeyiz. Ama ehli sünnet de demeyiz. Mümkün değil ehli sünnet olamaz. Ve lakin bu sahabe kafir oldu. Peygamber vefat ettikten sonra 10.000, 20.000 sahabe mürtet oldu, dinden çıktı diyorlar. Bunu derlerse halt ederler. O zaman biz onlara kafir demek mecburiyetinde kalacağız. Niye? Sahabenin ve küllen vaadallahu husna, Allah Kur'an'da diyor ki sahabenin hepsine cenneti söz verdim diyor. Çünkü ayette Allah diyor ki la istevi minkum men enfaka min qabl fethi ve qatel. Hadid suresi. Mekke'nin fethinden önce Allah yoluna mal veren ve canıyla cihad edenle Mekke fethedildikten sonra mal veren ve harbe katılan, cihada katılan eşit değil. Niye? Ulaike azamu dereceten minellezine enfeku min ba'du ve katelu. Mekke fethinden önce iş daha netleşmemiştir. Acaba ne taraf kazanacak, ne taraf kaybedecek, bir tersine döner mi hesapları devam etmiştir. Bu durumda önce Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Ali en baştadır, çocukluğundan başlamıştır. Çocukluğundan başlamıştır. Sebektukum ilel İslami turra. Hazreti Ali'nin sözünde. Hepinizden önce Müslüman oldum diyor. Sabiyyen ma belagtu evane hulmi. Daha tüylerim çıkmamışken, buluğa ermemişken ben Müslüman oldum diyor. Büyüklerden birinci Ebu Bekir'dir, ilk Müslüman. Çocuklardan Hazreti Ali'dir, kadınlardan Hazreti Hatice'dir vesaire. Şimdi bu tasnifler yapılmıştır. Buna göre tabii kıdem vardır. Kıdeme göre eftaliyet vardır. Bunlar reddedilemez. Şimdi Ebu Süfyan ne zaman Müslüman olmuştur? Mekke fethinden sonra. Peki Hint ne zaman Müslüman olmuştur? Ebu Süfyan hanımı, Muaviye radıyallahu anh'ın annesi fetihten sonra. Buna göre fetihten önce Müslüman olanlar onlardan üstündür. Yani onları tabii ki bir Talha ile Zübeyir ile efendim değil mi? Daha önce Müslüman olan cumhurla, ekseri ashab ile kıyas edemeyiz. Öbür sahabenin fazileti yüksektir. Velakin peşine bak. Bunların derecesi üstündür ama diyor ve küllen vaadallahu'l husna, Allah hepsine de cenneti söz vermiştir diyor. Ayet bu. Bu durumda Allah'ın cenneti vaat ettim buyurduklarına peygamberden sonra bunlar mürtet oldu. İftirasını yapabilmek büyük bir cinayettir. Dinsizlikle suçluyorsun sahabeyi. Halbuki Kur'an bize nereden gelmiştir? Bu kadar hadisler bize nereden gelmiştir? Dinin tümü bizde nasıl derlenmiş, toparlanmıştır? Bütün bu sahabelerin rivayetleriyle, ki Muaviye radıyallahu anh bir rivayet vahiy katibidir, bir rivayet normal katiplerinde. Ama Efendimizin mektuplarını yazdığı kesindir. Mektuplarını yazdığı kesindir. Hatta Hazreti Muaviye babasının gücü altındayken Mekke döneminde gizlice Müslümandır. Kendisi diyor ki, babası Ebu Süfyan Mekke'nin komutanıdır. Ebu Cehil'den sonraki komutan odur. Ve lakin ben diyor Mekke'de imanımı açıklayamadım. Ama Mekke fethedilmekle ben de rahatladım. İmanımı izhar ettim diyor. Bu itibarla Hazreti Muaviye'nin imanı öncedir. Ama babasının, annesinin imanı kesinlikle sonradır. Ama ondan sonra da ne olmuştur? Huneyn Muharebesi olmuştur. Değil mi?
Huneyn Muharebesi'nde de Ebu Süfyan Resulullah Efendimiz'in yanında çok büyük bir pehlivanlık göstererek çarpışmıştır. Canını ortaya koymuştur Ebu Süfyan. Bunların imanını artık laf söyleyecek adamın alnını karıştırırım yani. Resulullah'ın imanlarını kabul ettiği insanların imanlarını kimse ne yapamaz? Tartışmaya açamaz. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle işler olmuştur ki, ismi şu anda aklımda değil, sahabeden biri Mekke fethedilmiş. Müslüman oldum diyor. Resulullah Efendimiz'in yanına kadar tavafta, Mekke fethinde kalabalık var. Tavafta hepten sıfıra kadar yanaşmış. Ama içimden diyor onu öldürmek geçiyor. İman yerleşmemiş. Burada ameliyatlar devreye giriyor. Kalp ameliyatları. En büyük doktor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kansız, cerrahatsiz ameliyat yapıyor. Aynı böyle. Hemen bana döndü. Diyor. Ne düşünüyorsun ey filan? Çok oldum diyor. İşte çok mutluyuz işte tavafta işte burada. Elini mübarek diyor, kalbimin üzerine bir sürdü. O anda dünyada ondan çok sevdiğim kimse kalmadı diyor. Bu ameliyattır. Bunu ancak Resulullah yapabilir ve yapmıştır. İstese, sen münafıksın, burun burun boynunu diyebilir. Ama ona bir şans tanımış, onun ezelde imanlı yazılanlardan olduğu Mevla'dan bildirilmiş, onun için Übey ibn-i Selül'ün akıbetine uğramamıştır. Çünkü Übey ibn-i Selül münafıkların reisidir. Son nefesinde Resulullah'ın gömleğini istemiştir. Dış gömleğe gönderdi Efendimiz, iç gömleğini isterim falan diye millet onu döndü tövbe etti. Sanmıştır ama aslında son zamanda da ölürken de münafıklığını göstermiştir. O inanmamıştır. Burada Allah devredeyken Celle Celaluhu kimse peygamberi kandıramaz. Allah devredeyken kimse peygamberi kandıramaz. O zaman kainatın efendisi kendini yani öldüreyim diye içinden o anda geçirene bile müdahale edip de kendisini ona her şeyden canından daha ileri sevgili hale getiriyor. Bu budur. Daha birçoklarına bunu yapmıştır. Ebu Süfyan hakkında da böyle bir kıssa vardır siyerde. Tafsilatı şimdi vakit yok. Mesele nedir? Artık Resulullah onların imanını Allah'ın kabulüyle kabul etmiştir. Geçen derslerde febâyi' hünne vestegfir lehunnallah Ebu Süfyan'ın hanımı Hind'in de aralarında bulunduğu ve reisliğini yaptığı, başkanlığını yaptığı kadın cemaati biat ederken Allah Habibine onların ahdini kabul et ve onların affı için benden mağfiret talep et demiştir. Ama münafıklar için ne buyurmuştur? İstegfir lehum mevla testegfir lehum testegfir lehum seb'ine merrete felen yagfirullahu lehum. Habibi Übey ibn-i Selül gibi Medine'de 70 tane münafık var. 300'e yakın erkek var genelde. 80 tane kadın. Sen bunların affını benden istesen 70 kere de af istesen affetmeyeceğim demiştir. Affetmeyeceklerini bildirmiştir. Kainat Efendisi de Cuma hutbesinde bunların adını vererek dışarı çıkartmıştır. 35 tanesini kum ya fülen feynneke münafık. Ey fülen çık kalk sen münafıksın demiştir. Bu teşhirler yapılmıştır. Cenazeleri musallada bırakılmıştır. Kılınmamıştır. Sahabenin arasında namaza geldikleri halde. Onun için taşlar yerine oturmuştur. Pis temizden seçilmiştir. İslam tamama ermiştir. Artık bundan sonra 1400 sene sonra gelip de koltuklara kurulup da sempozyumlar ayarlayıp da bir takım vakıflar tarafından Muaviye düşmanlığı, sahabe düşmanlığı yapılaraktan bunlar dinsiz, mürtet gösterilemez. Gösterilemez. Din adına bu yapılamaz. Senin görüşün olabilir, hiç kimseyi bağlamaz. Şimdi bunlar adamı kafir edecek hususlardır. Yani sahabeye kafir demek ve sahabenin çoğunun bir kısmının ekseriyetinin mürtet olduğunu söylemek. Yani Hazreti Ali'nin taraftarı olmayanların hepsi dinsizdir diyorlar sahabeye. Açıkçası bu. Bunu diyorlar. Bunu biz kabul edemeyiz. Bu dinin zaruriyatına aykırıdır. İmam Rabbani diyor ki o zaman okuduğun Kur'an'a bile ne girer? Şüphe girer. Çünkü burada
Kur'an bütün Hazreti Ebubekir Ömer zamanında toplanırken de sende iki ayet, sende iki ayet yazmışlar deve kemiklerine, derilere, bütün sahabeden gelmiştir. Yani bunlara kafir ve mürted oldu dediğin zaman ne Kur'an kalır, ne hadis kalır, ne din kalır, ne iman kalır. Sen her şeye soru işareti koydurmak istiyorsun. Ondan sonra zaten de teravih Ömer çıkarttı. Teravih kılmayalım. Cuma'yı Osman çıkarttı. İkinci ezan koydu. Cuma'yı kılmayalım. Değil mi? Ondan sonra kolayını buldun. Rejimi Ömer yaptı. Boş ver. Müt'ayı Ömer yasakladı. Onun için müt'aya devam edelim. Dakikalık nikah. Kapıda girerken kıyıyor, çıkarken boşuyor. Diyor bir saatliğine nikahlanıyor muyuz? Tamam. Al paranı 100 milyon. Niye peki bunu Resulullah haram etti kıyamete kadar? Diyor ki onu Ömer diyor haram etti. Ömer haram etmedi. Resulullah Hayber'de haram etti. Ondan sonra beyan etti. Ömer radıyallahu anh. Ömer teravih icat etmedi ki radıyallahu anh. Nimetil bid'at vazi. Bu ne güzel bid'at buyurdu. Çünkü Efendimiz 3 kere kıldırdı zaten. Ama Ramazan boyunca devam ettirmedi. Farz olur tehlikesinden. Ömer de dedi ki peygamber ölünce vahiy kesildi. Daha yeni bir farz çıkmaz. Madem 3 gün yaptı bunu demek ki sünnette var. Bu çok güzel oluyor. Her gece kılalım dedi. Bu sünnette aslı olan bir şeyi beyan etmektir. Kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara sünnet tayin etme hakkını da vermiştir. Değil mi? Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai raşidin el mehdi. Benim sünnetime ve 4 halifemin sünnetine. Orada hulefai raşidin geçiyor. Şia onu nereye alıyor çekiyor? 12 imama çekiyor. Dolayısıyla Ebu Bekir Ömer Osman'ı halife kabul etmiyor. Ama bir ortada bir gerçek var. Resulullah'tan sonra kim halife oldu? İslam aleminde kim halife oldu? Sen şimdi bunu rüya görerekten değiştiremezsin ki. Ya o zaman Allah'ın peygamberin istemediği bir şey mi oldu? O zaman bütün sahabe yanlışta mı birleşti? Ya Resulullah ümmetim sapıklıkla birleşmez buyuruyor. Senin fikrin hep hakla çelişiyor. Ondan sonra gelelim. Bunlar mesela bu İmamiye fırkası, Caferiye fırkası. Bunlar fırka fırkadır. Bunlar mesela 12 imama masum diyorlar. Masum ne demek? Günahsız. Halbuki peygamberlerden başka günahsız yok. Biz Ebu Bekri Sıddık'ı da masum demiyoruz. Ebu Bekri Sıddık peygamber olmadığına göre masum değildir. Yani masum ne demek? Günah işlemek istese bile yapamaz. Öyle bir koruması var. Tabii ki Ebu Bekir evliyanın başıdır, sahabenin başıdır, mahfuzdur, korunmuştur ama masumluk ayrı bir şey. Şimdi hal böyle olunca bunlar 12 imamı peygamberlerden üstün tutuyor. Kendi itikatları. Peygamberlerden üstün diyor. Şimdi Cafer-i Sadık bizim de imamımız, kurban olalım ama Cafer-i Sadık Musa Aleyhisselam'dan üstün olamaz ki. Şimdi böyle karman çorman bir şey. İşte bu gibi konular dinin zaruriyatını inkara gider. İmam Rabbani de diyor ki kafir denmez ama dinin zaruri bilinen, tevatürle sabit olan esaslarına efendim red ve inkar yaparlarsa o zaman kafir demek hak olur. Burada biz hadislere dayanıyoruz, ayetlere dayanıyoruz. Hurafe ve bid'atlara, acem palavralarına dayanmıyoruz. Bizim delillerimiz var. O zaman efendim insanlar, şimdi insanlar çok cahil kaldı. Sünnilerde cahillik var. Adam sünniyim diyor, Kur'an'ın ayetini inkar ediyor. Böyle sünni olsa neye yarar? Öyle sünni var ki kafir olmuş, öyle Şii var ki kafir değil. Tamam Şii'dir, ehli sünnet değildir ama en azından imanını kafir olacak olmaktan sakınmış yani. Kafir olacak noktalara gelmiş durmuş, oradan ileri gitmemiş, öyle Şiiler var. Ama öyle de sünniler var ki, böyle şu ayet diyor, Kur'an'da olsa da inanmıyorum diyor. Ben öyle sünniler de gördüm yani adam kendine sünni demekle, sünni anadan babadan doğmakla da sünni olunmaz ki. Burada kriterler var. O da nedir? Din-i mübini İslam'ın amentüsüne inanılması gereken bütün ahkamına kayıtsız şartsız inanmak. Bak yapmak, amel etmek demiyoruz. İnanmak diyoruz burada. Bu şarttır. Bunu kimse değiştiremez. Buradan kimse bir parça koparmaya kalkamaz. İmanlarımız Allah'a emanet. Rabbim muhafaza eylesin. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep haber verdi bunları. Ne dedi Hazreti Ali'ye? Heleke fike iznan. Ey Ali, iki türlü insan senin uğrunda helak olacak.
Birisi seni hiç sevmeyip sana kafir diyen hariciler. İlk defa Hazreti Ali'ye karşı hariciler çıktı. İbn Abbas falan sağken. Bu hariciler Hazreti Ali'ye kafir dediler. Hazreti Ali'ye kafir dediler, şöyle dedi. Bunlar acayip acayip adamlardı bunlar. Bunlar Müslüman'ı, tabiini, mübarek evliyayı kesiyordular. Ondan sonra da çıkıp da bir daldan hurma koparsa onun parasını da oraya asıyordular. O kadar da takva geçiniyordular. Resulullah bunları haber verdi. Bunlar Medine'nin doğu tarafından çıktı. Yahrucu kavmun min kıbelil meşriki. Buhari'nin son hadisi. Doğu tarafından bir takım adamlar çıkacak. Buhari'de bu. Evet. Yakraun el Kur'an. Kur'an'ı da çok iyi okuyacaklar. Ama la yücavzü terakiyevum. Kur'an boğazlarından aşağı inmeyecek. Ve yemrukûne mine din kema yemrukû sev mine ramiye. Ok attığın zaman o ok nasıl avı delip geçiyor, hiç avdan kan bile bulaşmıyor oka. Öyle hızlı çıkıyor ya, onlar dinden öyle çıkacak. Ya, bunları haber verdi. Simamut tehlik, alametleri tıraştır. Kafalarını böyle tıraş ediyorlar. Ondan sonra bir rivayet sakallarında bu alametlerini de böyle belirtti. Efendimiz'den hemen sonra Hazreti Ali döneminde bunlar çıktı. Ve el havariç kila bunlar. Bunlar cehennem köpekleridir hadis-i şerifte beyan edildi. Çok hadis var bu hususta. Hatta sahabeden biri diyordu ki Resulullah'tan bunu duymadımsa şu iki kulağım sağır olsun diyordu. Yani kaç kere duydum ki bunlar cehennem köpekleridir. Bunları öldüren cennetliktir. Bunların öldürdüğü de cennetliktir. Çünkü bunlarla savaşırken şehit oldu bazı Hazreti Ali taraftarları. Onlar da şehit oldu. Bunlar çıktı yani. Ondan sonra ne buyurdu? Bir de seni çok sevenler de helak olacak. Çünkü sevmenin nesi var? Hududu var. Şimdi biz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyoruz ama ona biz ilah demiyoruz. Biz ona tapmıyoruz. O yaratabilir demiyoruz. Onu Allah'a ortak koşmuyoruz. Durduğumuz nokta belli. Biz onu aracı yapıyoruz. Onu aracı yapmamızı da Rabbimiz emrettiği için. Sevmemizi emrettiği için. E o zaman sen de Hazreti Ali'yi seviyorsan onun sevdiklerini de seveceksin. Hazreti Ali Ebu Bekir'i çok seviyordu. Ömer'i, Osman'ı çok seviyordu. İnne Ebu Bekir'in ve Ömer eftalü adil ümmet. Resulullah'tan sonra bu ümmetin en üstünü Ebu Bekir'le Ömer'dir dedi. Bütün toplu kalabalığın huzurunda vaazla söyledi. Sonra dediler ki yanındakiler, sonra kim dediler? Müslümanlardan bir adam dedi. Orada isim vermedi. Sensin dediler, yine isim vermedi. Ama Ebu Bekir'le Ömer'in eftaliyetini kendisi tescil etmiştir. Şeksiz şüphesiz. Bu durumda Resulullah Efendimiz öyle bir sıralama düzenleme yapmıştır ki Ömer'in sesini duyduğu mihrapta da hasta yatağından kalkıp geri çekilsin, Ebu Bekir geçecek dedi. Nuru ve Bâbekrin felyusalli binnâs. 2-3 gün son ağır döneminde cemaate çıkamayınca kalkamıyor. Zehirin tesiri artmış. Hayber'de zehirlenmişti. Şehit olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın dedi. Arada baygınlaşıyordu yani. Dalıyordu. Sonra ne oldu diyordu. Kalkmıyordu. Ama Ayşe anamız da babasını düşünüyordu yani. Hassas. Resulullah'ın yerine geçtiği zaman Efendimiz içeride hasta yattığı için Ebu Bekir dayanamaz ağlamaktan falan, namazı bırakır. Yani düşer, namaz bozulur belki. Bu sefer o da onu düşünüyordu. Diyordu ki ya Resulallah, babam çok ağlar, hassas bir insan. Ömer daha mukavemetli. Halbuki öyle olmadı. Vefatında Hazreti Ömer aklını kaybetti. Ebu Bekir metanetini muhafaza etti işte. Bu meseleler farklıdır. Her zaman için hassaslıkla şey karıştırılmamalı. İstikrar. Bu durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamıza da kızdı. Siz değil misiniz dedi Yusuf'a bu kadar sıkıntı çıkaran kadınlar. Yani dediğimi yapın, yorum yapmayın dedi. Dediğimi yapın, yorum yapmayın. Ve Ebu Bekir, hatta bir kere Ebu Bekir arka saflardaydı. O görülmediği için Ömer öndeydi radıyallahu anhum ecma'in. Hazreti Ömer tekbir alırken Resulullah yattığı yerden bağırdı. Durun, dursunlar dedi. Namazı şey durdurdu. Ebu Bekir geçsin. Çünkü sahabe dediler ki Resulullah bizim dinimize, imametimize, önümüzde imamlığa razı olduğu bir insana biz yönetimi nasıl teslim etmeyeceğiz? Dinimiz için onu seçtiyse önümüze, dünyamız için ondan iyisi kim olabilir?
Sahabe böyle akıllıydı. Burada ihtilaf çıkmadı ki. Ha, İmam Şafii sahabenin hallerini en iyi bilendir diyor İmam-ı Rabbani. İmam Şafii bu usta ihtisası var. Kendisi diyor ki, sahabe diyor, Resulullah'tan sonra bütün içtihat ettiler, araştırma yaptılar bütün sahabe, gökyüzünün altında Ebu Bekir'den daha hayırlı birini bulamadıkları için ona teslim oldular.